Bunun birçok yaptırımı olabilir tabii. Biz bütün bunları düşünerek bir karar verdik. Türkiye'de biliyorsunuz 9 Kasım'da tam seyirciyle oynama kararı verildi. Bizim için, Türk futbolu için bugün yapacağımız maç çok önemli bir maç. Biz de burada taraftarımızın o statta olmayı hak ettiğini, aşıların tamamlanmış taraftarlarımızın bir limit olmaksızın stadyumda olmayı hak ettiklerini ve takımların arkasında durmayı hak ettiklerini düşündük. Böyle bir karar aldık. Bu bizim kendi inisiyatifimizdir. Buna verilecek herhangi bir ceza olursa da neyse bedeli, Galatasaray Spor Kulübü olarak bunu karşılamaya hazırız. Fakat tabii dün biraz izleme fırsatı buldum. Biliyorsunuz bu tür ortamları bekleyen bazı çakal arkadaşlarımız var. Onlar da çıkıp bir takım haklı haksız yorumlar yapmış. Öyle Galatasaray'a haddinden büyük cezalar vermek de o kadar kolay değildir. Galatasaray çok büyük kulüptür. Böyle basit yorum yapan arkadaşları da bundan sonra yakından izliyor olacağız. Onlara da gereken cevabı en sert şekilde veririz. Biz başından beri göreve geldiğimizden itibaren Türk sporunda bir iklimi değiştirme amacıyla geldik. Sisteme uyup değil, sistemi değiştirmek için geldik. Biz asla bu sistemin bir parçası, geçmiş sistemin ve hataların bir parçası olmayacağız. Bu sistemin Türkiye'ye yakışır bir spor iklimi olması ve bu spor ikliminin de ileri gitmesi adına elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Fakat tabii bizim bu iklimi yukarı çekme çabalarımız Galatasaray Spor Kulübü'nün haklarını, Galatasaraylıların haklarını ezdireceğimiz anlamına gelmez. Nazik olduğumuz kadar da gerekli yerde ciddi anlamda sert davranmayı ve cevap vermeyi de biliriz. Arzu ettiğimiz bir yöntem değil ama gerekli gördüğümüz yerde de bunu yapmaktan asla çekinmeyiz. Bugün hakikaten Türkiye basketbolu için önemli bir gün. Önümüzdeki yıllar Türkiye basketbolunu yönetecek başkan ve yönetim kurulu seçilecek ve kurulları seçilecek. Bizim burada beklentimiz her başkan adayı bila istisna belirttiğim üzere basketbolda özellikle Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve diğer köklü kulüplerin rekabetini destekleyecek. Bu rekabetin de Türk basketboluna getireceği popülaritenin peşinde olacak bir yönetim olması lazım. Zira müessese takımlarının her ne kadar ciddi katkılar yapmış olsalar da köklü kulüpler gibi basketbolun ve diğer sporların gelişimine katkı veremeyeceklerini, burada gerekli popülariteyi kazandıramayacaklarını düşünüyorum. Bu da zaten geçmiş gerçekleşen sonuçlarda da ortadadır.